Arkadaşlar merhaba, Antalya Konya altındayım. Yağmur fotoğrafı çekmek üzere evden çıktım. O niyetle çıktım ama henüz daha yağmur kendini göstermedi. Bulutlardan anlıyorum yağmurun geleceğini. Yağmur yağmasa da canımız sağ olsun. Rüzgar var, kuşlar var, kargalar var. Bir sürü fotoğraf konusu var aslında burada. Yağmurda fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çünkü yağmur birçoğumuz seviyor aslında. Yağmur her zaman gördüğümüz sıradan şeylerin ötesine götürüyor bizi. Özellikle soyut fotoğraflarda. Yağmur bize oldukça güzel arka planlar, ortamlar hazırlıyor. Ben de bu yüzden yağmur çamur demeden özellikle bu havaları tercih ediyorum. Üstümdeki kışlık kıyafetlere aldanıp Antalya'nın şu an soğuk olduğunu düşünmeyin. Antalya gerçekten sıcak, Meltem esiyor. Benim sadece ayarlarım bozuk. Yani hangi günde, hangi havada neyi giyeceğime dair bir ayarım olamadı bir türlü. Bakalım oyun başlasın o zaman. Yeri de gerin sen. Şöyle seni alsam uzaktan. Orada kal. Orada kal. Merhabalar. Nasılsın? Eskiden köpeklere yanaşmaya gerçekten korkardım. Fotoğrafla bu korkunun azaldığını, oradan kalktığını düşünüyordum ama yanılmışım. Bu tamamen aslında duyguların titreşimleriyle alakalı. Biliyorsunuz yüksek titreşimli duygular, işte sevinç gibi, neşe gibi, sevgi gibi, aşk gibi duygular hissedildiğinde düşük titreşimli, yani korku gibi, utanç gibi, suçluluk gibi duygular bir şekilde bastırılır. Benim yaşadığım buymuş aslında. Yani ben fotoğraf tutkusu sebebiyle köpek fobimi, köpek korkumu bastırıyormuşum bir şekilde, bunu hissetmiyormuşum. Bir dostumuz daha geldi. Evet. Evet, şimdi benim için bir oyun sergileyeceklerini düşünüyorum. Şu an köpeklere yanaşabiliyorum. Köpeklerle aram iyi. Hala henüz karşılıklı oyun oynama seviyesine gelemesek bile köpeklerin bana yanaşması beni artık eskisi gibi ürkütmüyor. La 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 la. ATV arabaları bulduk. Camları şeffaf olduğu için çok güzel bir doku yaratıyorlar. İzin almak için sahibini aradım ama sahip ortaklığı yok. Yapacak bir şey yok. Çekeceğim yani. Araba zabıtanınmış. Problem yok dediler. Çekebilirsiniz dediler.
arka planım boş oldu. Harika bir tam yeri buldum. Bakalım, bekliyorum. Tabii ki şemsiyeliler tercihim ama bırakın şemsiyeleri, insan bile geçmiyor şu an burada. Yağmur değil de rüzgar başladı. Ben umutluyum, bekliyorum. Beklemeye devam edeceğim. Biraz yoruldum, biraz da acıktım. Konyaaltı Evren Büfe'de biraz yemek molası vereyim dedim. Evren Büfe'yi Antalyalılar çok iyi bilir. Güzel pozlar verdi. Teşekkür ederim. Evet, kapalı bir yer buldum, sığınacak. Burada biraz dinleneyim. Camın arkası da güzel görüntü veriyor. Bakalım. Bu ismi harmanlıklı olan, ismini tam yanlış telaffuz ediyor olabilirim, özür diliyorum. Bu tür fotoğrafları muhteşem çekiyor. Özellikle siyah beyazda motion bulurlu şemsiyeleri benim idolüm. Bakalım, önüme yakın plan şemsiyeli denk gelirse, benim de makinem TV'si düşük olursa, enstantanesi düşük olursa o sırada ben de çekmeyi planlıyorum. Sadece planlıyorum, bugün olmazsa başka bir zaman olur. Modeller neden böyle oluyor? Fotoğraf şöyle bir şey, yani aşırı derecede istediğinizde, aşırı derecede nasıl yaptığında itici bir kuvvet ortaya çıkıyor, yani bizi uzaklaştırıyor. Zannedersem ki fotoğrafta da istenen şey, her şeyde olduğu gibi beklentiyi bırakıp olanı kabul etmek. Öğreniyoruz yani fotoğrafla beraber hayatı öğreniyoruz, kendimizi öğreniyoruz. Eve dönerken, otobüs durağına doğru giderken bir tane şemsiyeli bayan görünce tutamadım kendimi. Gene geri döndüm şu parlak yolda yansımasını alayım diye. Ama kadın sporcu çıktı. Yetişemedim ardından ama artık çekebildiğim kadar çektim. Oy Ukraynalı, oy. Yordun beni. Neyse, başkaları geliyor. Ağıma düşmek üzeresiniz. Haydi bakalım. Haydi bebişlerim. Buraya doğru.